de bunu neden yaptın Nevzat? O ana şahitlik etmesem o korkunç ithamları senin yaptığına asla inanmazdım. Ve hakaretlerinin bir tekini bile hak etsem her türlü felakete, mahrumiyete katlanırdım. Sen dağlarda onca zaman bir kadınla yaşadığını, onun bir eşkıya olduğunu benden sakladın. Ben buna rağmen aşkından bir an bile şüphe etmedim. Oysa sen kardeşçe bir münasebeti alçakça bir ihanet zannettin. Bütün bunları dağlarda benden, kalbimin sesinden uzak oluşuna, erkeklik gururuna yormak istiyorum. Ama seni nasıl affedebilirim bilmiyorum. Bil ki yaşamadan terk ettiğin bu aşk, yetim bir yavru gibi bıraktığın bu eller hep senindi ve ebediyete kadar senin olacak. Ayşe. Ferit Bey, daha fazla acı çektirmeyelim, ne olursun. Durum var mı kızım? 40 yıl verdiler. 40 mı? Kürek mahkumu olarak çekecek cezasını. Erzurum'da. Nasıl olur? Deli olan. Ne avukatları istedi, ne de müdafaa etti kendini. Nevzat. Neden? Ayşe Hanım, size nişanlınızı kurtarmak için elimden geleni yapacağıma dair söz vermiştim. Maalesef bunu başaramadım. İnanın çok müteessirim. Anadolu'ya geçtiğimi kimse bilmeyecek. Herkese İngiltere'ye ziyarete gittiğimi söyleyeceğim. Anlıyorum efendim. Aslında erken çıktınız. Treninizin kalkmasına daha vakit vardı. Önce Halife Abdülmecid'e veda etmemi icap ediyorum. Oradan geçeceğim Haydarpaşa'ya. İyi yolculuklar Aziz Peder. Tanrı sizi korusun. Sizi de. Kendini bu kadar bırakma. Toparlan artık çavuş. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ona üzülüyorum kumandanım. Evet. Nevzat hepimizi şaşırttı. Ve üzdü. Yunus. Nevzat'la aranızdaki hukuku düşünerek ona durumu senin açıklamanın daha münasip olacağını düşündüm. Nevzat sabah gününün ilk ışıklarıyla yola çıkacak. Bildirirsin. Erzurum uzak diyar. Yola çıkana kadar isteği dahilinde dilediğiyle görüşmesini sağlayacağımızı da söyle. Baş üstüne kumandanım. Ne yapmalıyız? Ne düşünüyorsun Sedat? Derhal harekete geçmemiz gerek. Benim acil gizli bir telgraf çekmem lazım. Hallederiz. Çıkalım. Allah sana sabır versin kızım. Şükredelim mahkeme cezayı hafifletti. İdamdan döndü abla. Şükredelim. Ömrümden ömür gitti sanki. 40 yıl almış Safiye abla. 40 yıl bir ömür. Hiç olmadı yaşadığını bileceğiz. Nevzat bu hükmü kendi içine almadı. İkimiz için aldı.
bizi mahkum etti. Aklım almıyor. Gencecik delikanlı. Bunu niye yaptın? Nasıl yaptın oğlum? Yarın sabah erkenden yola çıkacaksınız Teğmen. İsterseniz görüşmek istediğiniz biri varsa. Benden istediğiniz bir şey yok mu Teğmen'im? Söyleyeceğiniz bir şey. Yunus. Emanet verdin mi? Daha görmedim onları Teğmen'im. Bugün meydana inecekler. Hatırımda vereceğim. Yunus. Bana bir kağıtla kalem getirir misin? Kağıt kalem. Tabii Teğmen'im, ne demek? Kumandan Bey, Kumandan Bey, Kumandan Bey. Kumandan, iyi ki geldiniz. Hikmet Hoca, ne oluyor burada? Recep Efendi bu insanları özel bir işe almış. Hem de 2 aylık mukavele yapmış. Hepsi mübadi. Sabahtan beri bekliyorlar. Ne gelen var, ne giden var. Sakin olun beyler, sakin olun. Mağduriyetinizi öğrendim. Siz merak etmeyin. Ben durumla alakadar olacağım. Mukavele ne olacak? Bu yapılır mı? Kaymakamlığa çıkıp müşterek arzu hal verin. Beklemeyin artık. Evinize gidin. Sağ olun kumandanım. Siz de sağ olun. Hadi tamam, tamam. Herkes dinamit gibi. Ülkenin her yerinde benzer manzaralar var. Bundan tabii bir hal olamaz. Elde avuçta bir şey yok. İşsizlikten kırılıyor millet. Savaşta zafer kazanmış ama her şeyini kaybetmiş bir halk var ortada. Haklısın. Müşkül bir dönemden geçiyoruz. Bu böyle gitmez. Yeni iş sahaları yaratmak lazım. Merak etme. Mustafa Kemal Paşa'mız üniformasını tekrar giymeye hazırlanıyor. Nasıl yani? Mecazi anlamda. Sıra sivil savaşta şahin. İktisadi ve içtimai cephelerde. Alın bakalım bunları. İzmir'e. Violet'in evine gidiyorsunuz. Nereden çıktı abla bu şimdi? Ne güzel alışmıştık senin yanında. Geçici bir süre evladım. Yine alacağım sizi yanıma. Hadi hazırlanalım bari. Bize yine şehir yolları göründü. Ben ne olacağım abla? Dur bakalım. Sana da bir çözüm yolu bulacağız. Ben başka birinin yanında yapamam abla. Adamların koynuna girmeye zorluyorlar onlar. Senin gibi değiller. Benim yeminim var biliyorsun. İyi de gelen misafire evin kadınların çalıştığı bir ev gibi görünmemesi gerekiyormuş Sümbül. Öyle istediler. Ben hizmetinizi görsem abla. Halayık olarak söylersin beni. Mutfaktan da çıkmam. Bilmem ki nasıl olur. Ne olur abla, sokağa bırakma beni. Benim halimden bir tek sen anladın. Mutfaktan dışarı çıkmam söz. Hatta orada yatıp kalkarım he? 2-3 ay diyorlar Sümbül. Nasıl geçerim mutfakta onca zaman? Dayanırım abla. Yeter ki heriflerin koyuna girmek zorunda bırakma beni. Zaten bu kadarı bile çok ağrıma gidiyor. Sağ ol Yunus. Teğmen'im, emanetinizi teslim ettim. Kemal dayı, Hüseyin, hepsi size minnettar. Tamam Yunus. Hadi git artık.
Kimse yok. Ne oldu millete? Kumandan konuşup evlerine gönderdi herkese. Sen ne yaptın? Bulamadın mı Recep Efendi? Çiftlik kapı duvar, kepenkleri, her yeri kapatmış. Kaçtı demek. Yahu niye kaçsın? Kaçacak bir şey mi var? Bir yere gitti herhalde. Latife ettim yahu. Geç otur. Uzağa gitti ki evi barkı kapadı. Nereye gitti acaba? Kimi kimsesi var mıydı Recep Efendi'nin? Varsa da ben bilmiyorum. Gitse haber ederdi. Recep Efendi bu. Ne yapacağı belli olur mu? Allah Allah. Nevzat için bu dosyayı daha iyi tetkik etmeliyim Şahin. Eklenecek şeyler olabilir. Nevzat hakkında her nevi bilgi işimize yarar sağlayacaktır. Alo. Derhal bağlayın. Sedat, telefon sana. Galiba beklediğiniz telefon. Alo. Buyurun efendim. Evet, anlıyorum. Tabii efendim. Size ulaştıracağız. Gel etme yar, beni koyma yere. Toprağını suyunu yitirme. Kanayan yaramı incitme. Ben değilim ben de. Duman oldum, günah değil mi bana söyle. Fazla. Neden görüşmedi ablamla? Bilhassa onu üzmek için mi yapıyor? Bir bilsek. Çocuğun bir derdi var. Ve bu dert büyük bir gurura dönüşmüş durumda. Bu gurur değil, acımasızlık. Ablam bir şey yapmadı ona. Hadi onu düşünmüyor. Bizi de mi düşünmedi hiç? Tamam kızım, kapat şu konuyu. Hepimiz kötü oluyoruz. Zeynep haklı Safiye anne. Bu kadar da fazla. Teğmen'in kimseyi bu kadar üzmeye hakkı yok. Nereye oğlum? Gidip konuşacağım Teğmen'imle. Bu kadar sabrettiğimiz yeter. Ben daha fazla dayanamıyorum. Hasret. Neden konuşmadığını anlıyorum galiba. Nevzat'ınla neden konuşmadığını biliyorum. Çünkü insan bazen konuşarak karşısındakini çok fena yaralayabiliyor. Bundan böyle adını hep yüreğimi dolduracak. Buyurun. Kaymakam beyler bizi ayağına çağırtmış. Ben sizin ayağınıza gelecek değildim herhalde. Biz de geldik işte. Mevzu nedir onu söyle. Recep Efendi nerede? Bize niye soruyorsun? Adam ortalarda yok. Kasabalı sabahtan beri eşi yaşındırdı. Recep Efendi'yi sorup duruyorlar. Evi, tarlaları adamın üzerine yaptırdınız. Bunu en iyi siz biliyorsunuzdur herhalde. Maalesef. Biz de ondan muzdaribiz. Üzerine arazileri yaptığımız adam kayıp. Sabahtan beri onu arıyoruz. Bakmadığımız yer kalmadı. Sırra kadem bastı adeta. Görünen o ki sahtekarın tekiymiş. Kaçtı herif. Yalan söylemeyin. İşinize gelmeyince adamı ortadan kaldırdınız, değil mi? Kaymakam Bey,
Senin ruh sağlığın bozulmuş. Üzerine onca mal yaptık. Niye ortadan kaldıralım adamı? Bekle. Yakında çıkar bir yerden kokusu. Teğmenim, ne oldu size böyle? Kimseyi bu kadar üzmeye hakkınız yok. Neden yapıyorsunuz bunu? Benim tanıdığım Nevzat Teğmen'e ne oldu? Kendinize gelin artık. Konuşmayacak mısınız? Neden hep susuyorsunuz? Haklısın. Ben zavallı. Berbat bir adamım. Bu laflarının hepsini hak ettim. Biliyorsun değil mi Yunus? Ben Ayşe'yi canımdan çok sevdim. Teğmen'im, o da sizi sevdi. Belki de en büyük günahım bu. Keşke beni hiç sevmeseymiş. Niye böyle söylüyorsunuz? Onu hak etmedim de ondan. Ben bir hiç yüzümden her şeyi mahvettim. Büyük bir hata yaptığım Ayşe'nin mektubunu okuyunca anladım. Ama hakkımdaki hüküm artık verilmişti. Şimdi her cezaya razıyım. Siz bu yüzden mi kendinizi savunmadınız? Teğmen'im, bunları Ayşe'ye söylemelisiniz. İş işten geçti Yunus. Ayşe'nin yüzüne bakacak halim yok artık. Allah aşkına yapmayın Teğmen'im. Konuşun onunla. Bu yüzden 40 yıl ceza aldınız. Hayır. Ben Ayşe'yi 40 yıl nasıl bekletirim Yunus? Ben ona yeterince acı verdim. O bunu hak etmiyor. Beni unutmalı. Ona sevgimi ancak böyle kanıtlayabilirim. Temize gidebilirsiniz. Cezanız azalabilir. Bu cezayı fazlasıyla hak ettim ben. Bunları düşünmüyorum bile. Siz de düşünmeyin. Unutun beni. Yani şimdi... Evet Yunus. Ayrılıyoruz. Uzatmayalım. Veda istemiyorum. Bu mektubu Ayşe'ye vermeni istiyorum. Ama ben gittikten sonra vereceksin. Akşama. Ben iyice uzaklaştıktan sonra. Söz ver bana. Söz Teğmen'im. Ayşe mektubu okuyunca kızacak. Çok üzülecek Yunus. Fakat 40 yıl beni beklemeyecek. Kendine yeni bir hayat kuracak. Bakma öyle Yunus. Ben şimdi bunu yapmazsam Ayşe bir ömür bekler beni. Biliyorum bunu yapar. Hadi git. Her zaman tam oldu. Konuşmalarımızın sende kalacağına da itimadım tamdır. Sağ ol. Vakit geldi ha. Zinciri bana ver. Ben yaparım çavuşum. Sen çık. Hadi Yunus, ne bekliyorsun?
Böyle olmak zorunda mıydı Teğmen'im? Oldu işte. Hadi üzme kendini. Sizin için bir şey yapamamak benim çok ağrıma gidiyor. Sevdiklerime iyi bak Yunus. Onlara zarar gelmesine izin verme. Benim için yapacağın en mühim şey bu. Tamam. Söylediklerimi anladınız değil mi? Anladım kumandanım. Hiçbir hata istemiyorum. Dediklerimi harfiyen yapın. Emredersiniz. Çıkabilirsiniz. Niye gözlerim bağlı? Kimsiniz siz? Nereye götürüyorsunuz beni? Ayşe, gönderdiğin satırlara gözlerinden kan damlamış. Oysa ben senin gözlerinden damlayan bir damla yaşa tüm cihanı yakmaya yemin etmiştim. Şimdi benim sebep olduğum o yaşlar benim felaketim olmalıdır. Sen hüzünlü bir sevdanın solgun çiçeği. Sana layık olamadım. Dağlar ayırdı bizi. Can borcum olan bir eşkıyaya yarenlik ettim. Onun bir kadın olduğunu anladığımda asker üstüme kurşun sıkıyordu. İş işten geçmişti. Şimdi ardımda her şeyi mahvederek 40 yıllık bir ayrılığa gidiyorum. Ben bu hükmü kendim verdim Ayşe. Ağzımdan seni yaralayan o sözler çıktı ya. O yüzden kendime en büyük cezayı verdim. Bana en büyük ceza gözlerini bir daha görememek olacaktır. Çünkü bilirsin. Onlar olmadan ben de olamam. Beni bekleme Ayşe. Artık onurumu ve gururumu tamir edecek yegane şey senin mutlu olmandır. Kendine yeni bir hayat kur. Beni unut. Ben vuslatı aradığım o sevdalı bakışlarını kalbime gömüp bir bilinmeze giderken senden tek bir şey istiyorum. Benim için mutlu ol Ayşe. Ne olur beni unut. Eline sağlık. Döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Bakalım misafirlerimize de beğendirebilecek miyiz? Tekrar sağ ol abla. Önemli değil canım. Ortalığa çıkmadıkça sorun yok. Merak etme. Bunlar teşkilatımızın sahip olduğu çiftlikler ve araziler. Bu da sahibinin bunları bize verdiğine dair imzaladığı senet. Kim bu adam? Eski bir muhtar. Recep Efendi. Toprakları ele geçirmemize yardım etti. Bugün size bahsetmiştim. Ha, şu hakkın rahmetine kavuşan adam. Anlat bakalım. Kimlerle irtibata geçtin? Kimleri bizim safımıza çektin? Evvela din adamlarıyla alakadar oldum. Siz nasihat buyurmuştunuz. Ahalinin dini hislerini ele geçirmek lazım diye. Sen iyi bir talebesin Reşat. Teveccühünüz. Ahmet Hoca diye biri var. Zannımca 5 para etmez biri. Üfürükçü. Dini ilimden anlamıyor. Safsatayla insanları kendine bağlıyor. Ama hakkını vermek lazım. Ahali ağzından çıkan her şeye inanıyor. Bir icazetiyle isyan çıkartabildi. Bir evvelki halife gibi desene. O da bir fetva ile Osmanlı'yı 1. Dünya Harbi'ne sokmuştu. Peki, netice?
Maalesef Hüsran. Şahin isminde bir yüzbaşı var, başımızın belası. Yaptığımız her hamleyi derhal bertaraf ediyor. Cumhuriyet aşığı. Yüzbaşı Şahin. Bu ismi hatırda tutacağız demek. Peki ya toprak ağları? En kuvvetli aile temas halindeyiz. Zelkif Ağa. Biz de bir vakit kendisinde misafir olacağız. Çiftlikte sizinle görünmemiz doğru olmaz. Evet beyler. Bu kadar sohbet yeter. Şimdi ziyafet vakti. Afiyet olsun. İnanıyorum ki uzun zamandır bu kadar leziz Ege yemekleri yememişsinizdir efendim. Elektrik. Vilayette miyiz? Nereye gidiyorsunuz? Neden getirdiniz beni buraya? Bu daha sonra size izah edilecek. Kim izah edecek? Siz kimsiniz? Cumhuriyet aleyhinde cereyan eden hadiseler çok ümit verici. Sizce padişah efendimiz ne zaman tahtına kavuşur? En kısa vakitte temenni ederim. Zatı şahanelerinden haber alabildiniz mi? Sıhhatleri nasılmış? Dikkat çekmesin diye kendisiyle pek irtibat kurmuyoruz. İyi düşünmüşsünüz. İngiliz muhipleri cemiyetine de şükran borçluyuz. Padişah efendimiz için çok desteklerini gördük. Şu cumhuriyet felaketinden bir kurtulalım. İmparatorluğumuz eski düzenine kavuşsun. Padişahımız bu çabaları karşılıksız bırakmayacaktır. Eksik olmasın. Biz artık kalkalım. Yol yorgunsunuz. Biraz istirahat edin. Hadi Eftan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler beyler. Yine bekleriz. İyi geceler. Bakın Matilda Hanım, söylediklerim tam anlaşılmadı galiba. Bu tavırlarınız, bir hanımefendiye yakışmayacak haliniz, burasının ne derece nahoş bir yer olduğunu açık ediyor. Size eşek yüküyle para ödüyoruz. Ayağınızı denk alın. Sizden istenen sadece Memduh Bey'i misafir etmeniz. Ona cilve yapmanız değil. Binbaşı Merling, görüşmeyeli hayli vakit oldu. Ya, Türkler İzmir'e girdiğinden beri. Sizi bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum Binbaşı Merling. Binbaşı Merling, Türkler İstiklal Harbi'ni kazanınca İngiltere'ye kaçtı Matilda. Artık karşında dini bütün bir rahip var. Rahip ha? Peki Tütüncüzade Memduh ne olur? O İstanbul dışındaki yeni kimliğim. Anlayacağın savaş bitti ama ben hala kimlik değiştirmek zorundayım. Anlıyorum. Yoldan geldiniz. Yorgunsunuzdur. Masaj istersiniz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Karargaha gittin sanıyordum. Ayaklarım gitmiyor ki oraya. Nasıl gideyim? Küçük bir kızken çabucak büyümek isterdim hep. Keşke hep çocuk kalsaydık değil mi Yunus? Hepsi benim hatam. Anlamadım. Bütün bu olanlar, ben sebep oldum. Düğün gecesi Teğmen'imin kaçmasına göz yummayıp onu tevkif etseydim. Öyle kızıyorum ki kendime. Nereden bilebilirdin ki? Bilmeliydim. Cemal Yüzbaşı'mınkini de Teğmen'imkini de bilmeliydim. Yunus ne diyorsun sen?
Yüzbaşım benim yüzümden öldü. Nasıl olur? Yüzbaşımın intihar edeceğini anlamıştım. Onu ikna etmeye çalıştım, dinlemedi. Silah bulamaz nasılsa diye düşündüm. Bütün askerleri tembihlemiştim ama o kadını hesaba katamadım. Katamadım. Şimdi de Nevzat teminim. Neden sevdiklerimi koruyamıyorum Zeynep? Ne biçim bir erkeğim ben? Sen mükemmel bir insansın Yunus. Müşfik, iyi kalpli. Sevdiklerini koruyan. Korumaktan aciz desene şuna. Hayır Yunus. Sen elinden geleni yapmışsın. Kendin anlattın işte. Cemal abim kafasına koyduğunu yapan biriydi. Ömür boyu ona mani olmaya çalışamazdın ya. Ben artık anladım ki ne kadar çabalarsak çabalayalım, kader yine de istediğini yapıyor. Bazı şeyler elimizde değil. Bak bana. Başıma gelenler benim suçum mu? Değil. Yapabileceğim tek şey bana acı veren şeyleri unutmak. Sen de öyle yap. Seni ilk defa böyle görüyorum. Kuvvetli mi? Peki, sana şu acı veren şeyler unutabildin mi bari? Unutmak zorundayım Yunus. En azından artık bunu biliyorum. Ferit dede, hani beni Ali'ye götürecektin? Söz vermiştin. Sen de Ali gibi gitme. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. Böyle konuşmaya devam edersen ben de çabucak iyileşirim. Ama sadece seninle konuşurum. Neden? İşte. Sen yeter ki konuş. Varsın, tek ben duyayım. Var mı öyle ha? Erkek sen gel şimdi saldır. Saldır bırak. Saldır. Hemen Nevzat. Teğmen mi? Çözün ellerini. Çıkın. Mahkum değilsin. Tabii teklifimizi kabul edersen.